Merhaba sevgili seyirciler. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Pervin Karakullukçu. Hafta içi her gün olduğu gibi yine karşınızdayım. Son durum programıyla haftanın ilk iş günündeyiz. Valla bugün ortalık karışık desek yeridir. Ekonomi gündemi çok yoğun. Biz de bu gündemi masaya yatıracağız. Bir taraftan asgari ücret tartışmaları devam ediyor. Bugün açıklanması bekleniyordu. Böyle bir beklenti vardı toplantı için ama olmadı. Ne olacak asgari ücret? Bu tartışmalar devam ediyor. Bir taraftan da güne yeni kur ataklarıyla uyandık. Dolarda 14.75, Euro'da 16.65'lik rekorlar görüldü. Neden böyle sıçramalar oldu? Tabii herkesin aklında aynı soru. Şöyle haftaya baktığımızda önemli bir haftaya girdik aslında. Hem Amerikan Merkez Bankası Fed toplantısı var, hem de Perşembe günü bizim Merkez Bankamızın toplantısı var. Malum faiz kararı açıklayacak Merkez Bankası ve piyasa beklentileri faiz indirimine devam edileceği yönünde. Yani bu hafta Türk lirası üzerinde ayrıca bir baskı var. Detaylandıracağız tabii ki bu etkileri. Şimdi kur atağı olunca Merkez Bankası da dördüncü müdahalesini yaptı. Doğrudan bir müdahale yaptı. İki haftada dört müdahale oldu böylece ve bunun üzerinden dolarda bir geri çekilme hareketi gördük. Dolar kuru şu an 14'ün altında seyrediyor. Ancak bu gelişmelerin ardından, yani kurdaki bu hareketliliğin ardından, piyasalardaki bu hareketliliğin ardından önemli bir ekonomi zirvesi de yapıldı gün içinde. O zirve devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüştü. Devam ediyor görüşme. Neler konuşuluyor görüşmede? Eğer çıkışta bir açıklama olursa tabii ki canlı yayında ekrana getireceğiz. Ayrıntı geldikçe paylaşacağız. Önemli bir toplantı. Tabii hem hafta sonu hem de bugün hükümet cephesinden de önemli ekonomi mesajları geldi. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dedi ki ekonomi çok hızlı düzelecek. Bu cümleyi kullandı. Kendisine yeni ekonomi modeli tutacak mı diye soruldu. Hep bu soru soruluyor zaten ve yanıtı bu şekilde oldu. Umut veren bir açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuşsa banka kredisiyle dövize yatırım yapanlara ahlaksız dedi. Hepsini konuşacağız. Konuğum Doçent Doktor Hakan Yıldırım, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi, ekonomist. Hakan Bey karşımda. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Vallahi gündem yoğun. Nereden başlayacağımı bilemiyorum ama hemen böyle herkesin merak ettiği sorudan başlayayım. Ne oldu bugün? Biz ne yaşadık böyle? Yani dolar neden çıktı? Neden indiğini de soracağım. Nasıl indiğini de ama niye böyle bir kur atağı yaşadık? Çünkü genel anlamda baktığımızda zaten öyle bir hafta geçiriyoruz ki, öyle bir ay, zaten Aralık ayındayız. Bütün merkez bankaları dünyanın genelinde, gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomilere, ekonomilerin olduğu merkez bankaları çeşitli kararları almak üzere çeşitli toplantılar yapıyorlar. Dolayısıyla böyle bir dalgalanma söz konusu oluyor. Diğer yandan Fed tarafında da birçok açıklama söz konusu olacak. Tabii bu da bir belirsizliğin oluşmasına sebep oluyor. Mesela ayın 14'ünde, yani yarın, üretici fiyat endeksi. Yani salı günü bununla alakalı bir açıklama gelecek. Hmm. Mesela önceki oran %0,6, beklenti %0,5. %0,5 ve buna benzer birçok açıklama, işte ham petrol stokları, perakende satışlar, aylık Kasım ayına ait çekirdek perakende satışları ve benzer açıklamalar beraberinde gelecek. Diğer taraftan 16 Aralık 2020 Perşembe günü sizler de takdir edersiniz ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili açıklamasını bekliyoruz. Dolayısıyla böyle bir kur dalgalanması içine girdik. Ve diğer taraftan sizler de ifade ettiğiniz gibi bir müdahale geldi bugün ve bir geri çekilme söz konusu oldu. Bizler de merakla bekliyoruz ama tabii ben çeşitli noktalara değinmek isterim. Dolar TL ve Euro TL için. Buyurun. Ya, müsaade ederseniz gün aralığında yaklaşık 1 liralık bir makas arasındaydı ve bu teknik seviyeleri ele aldığımızda kısa ve orta vadede bunu bugün bir göz atayım demiştim öğleye doğru. Üçer farklı noktaya değindim. 3 tane destek, 3 tane direnç noktası. Kısa vadede dolar TL kurunda birinci desteğimiz 14,1,
İkinci destek 13.95 seviyesi ve üçüncü destek 13.73 seviyelerini gösteriyor. Diğer taraftan direnç noktalarına baktığımızda 14.35, 14.47 ve 14.62 seviyeleri bizler için önemli. Orta vadeye ele aldığımız vakit ilk desteğimiz 13.48, ikinci destek 13.22 ve 13, üçüncü destek olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan direnç seviyesinin ilk kısmı 14.62, ikinci direnç noktası 14.91 ve üçüncü direnç noktamız ise 15.36 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii burada Fed'in yapacağı açıklama alımı durduracak mı durdurmayacak mı, işte bu para politikasını nasıl gidecek, yani nasıl bir senaryo var, burası önemli. Çünkü sadece Türkiye açısından değil, diğer doların diğer para birimleri karşısındaki değerini de bu etkiliyor. Yani euro dolar paritesini de etkileyecek. Takınacağı tavır, alacakları kararlar, enflasyon beklentileri piyasanın oynak olmasına tabii sebep oluyor. Diğer taraftan son günlerde önemli bir yükseliş zaten sahne oldu. Ve bu da bugün değerlendirildiğinde üstüne ayrı bir senaryonun oluşmasına sebep oldu. Bir korku yaratmış olabilir piyasada, ama tabii Merkez Bankası'nın müdahalesiyle birlikte bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Şimdi önceki müdahale, iki haftada dördüncü müdahale. Bu önceki evet. müdahalelerinde bu denli bir geri çekilme görmemiştik. Bunun ne evet. farkı oldu? Daha mı fazla dolar satıldı acaba? Ya şöyle aktarayım. İlk etki, yani ne olmuştu? Dolar TL kuruna bir artış olmuştu yine. Tabii müdahale edildikten sonra bir kısa süreli bir düzelme söz konusu oldu. Burada şunu ifade edebiliriz. Bizden kaynaklı, yani burada bizim paramızın değer kaybetmesinden kaynaklı olduğu için kısa süreli bir etki söz konusu olmuş olabilir. Merkez Bankası'nın yaptığı müdahale neticesinde. Ama bugüne baktığımız vakit piyasadaki belirsizlikten dolayı bir artış söz konusu oldu. Ve Merkez Bankası buna müdahale edince tabii ki diğerlerine nazaran daha etkili bir sonuç verdi diyebiliriz. Peki bu sonuç şimdi geri çekildi, 14'ün altına indi, kalıcı bir sonuç mu? Şu yüzden soruyorum. Genelde Merkez Bankası'nın müdahalelerinin kısa vadeli sonuçlar evet. vereceği yönünde eleştiriler var. Ve dolayısıyla bu müdahalelerin hani boşa yapıldığı söyleniyor bir kesim ekonomist tarafından diyeyim. Ne dersiniz? Şimdi şöyle aktarayım size. Diğer ülkeleri de ele alayım. Yani diğer ülkeler dediğim kırılgan beşli denilen bir beş farklı ülke var. Biz de bu grubun içindeyiz. Yani burada ifade etmek istediğim şu: mesela Endonezya, Brezilya, Güney Afrika, Türkiye ve Hindistan. Beş farklı ülke. Diğer bu kırılgan beşli ülkelere baktığımızda buralarda da bir dolar kurunda bir artış söz konusu oluyor, ama bizim yaşadığımız artış kadar değil. Evet, yani burada diğer taraf, bizim önlem almayışımız mı? Ya tabii ki de Merkez Bankası ve diğer kurum ve kuruluşlar önlem alıyor, ama büyük bir kurda büyük bir artış oluyor. Onu birazdan ifade edeceğim. Piyasaların genelini söyleyeyim. Mesela son zamanlarda VIX endeksine bakarız biz, değil mi? Yani korku endeksine. 19.50 seviyelerinde. Yani biz bunu 26, yani 20'nin altında olması, 15 ile 20 seviyelerinde olması risk alma iştahının söz konusu olduğunu ifade ettiğini düşünürüz. Yani piyasada da, yani küresel piyasalarda da risk alma iştahı var. Yani 30'un üstüne çıktığı zaman bu değer tehlike çanları çalar. Yani finansal piyasalarda bir bozulmanın başlayıp ve türbülansın içine girdiğimizi ifade eder. Yani kaygının tepe noktalara geldiğini ifade eder. Ama VIX endeksinde de önemli bir artış yok. Şimdi bizim buradaki kurdaki artışın sebeplerinden bir tanesi aslında CDS primlerini görmemiz gerekiyor, okumamız gerekiyor burada. Bugün baktığımızda 480 seviyelerinde. Bakın, diğer biraz önce ifade ettim, bizim ülkemiz hariç diğer 4 farklı ülkede de CDS primi bu kadar yüksek değil. CDS primi ne? En basit örneğiyle şöyle açıklayayım. Ben sizden borç alacağım.
benim size bunu ödeyebilme gücümü gösteriyor. Ya daha doğrusu ödeyememe durumumu gösteriyor. Bu prim, kredi default swap diye, yani Türkçesi kredi temerrüt takasıdır bunun. Bu değer yükseldikçe kredibilitemiz düşer. Yani riskimiz artar. Riskli bir piyasa olarak görüldüğü için ne oluyor? İnsanlar bir yandan da enflasyon oranlarının altında bir faiz oranı olduğu için, şimdi masanın üstüne bir 1.000 TL koyduğunuzda kendi kendine çoğalmaz o. Ne yaparsınız? Enflasyondan kendinizi kurtarmanın yollarına bakarsınız. Mesela ne yapılır? Vadeli mevduata koyarsınız, değil mi parayı? Eğer %20 bir faiz söz konusu ise, enflasyon söz konusu ise, %15 faiz oranında varsa ne olacaktır? Aradaki %5'lik bir zararınız olacaktır. Yani enflasyon karşısında paranız eriyecektir. İnsanlar ne yapıyor? Parasını faize yatırmak yerine, daha doğrusu vadeli mevduata yatırmak yerine dolar alıyor, euro alıyor, altın alıyor ya da kripto varlık alıyor. Çünkü Dolayısıyla artıyor diyor yani, zarar evet. etmeyeyim diyor. Yani benim 1.000 liram bugün 1.000 lira ama yarın işte şimdikinin 500 lirasına düşecek diyor. Dolayısıyla bunun önüne geçmeye çalışıyor. Altın alabiliyor. Eskiden güvenli liman dediğimiz altın Evet, vardı. altın. Şimdi onun da artık ötesine geçildi. İnsanlar kripto varlıklara, kripto para diyeyim. Ne kadar doğru ama bunlara yöneliyorlar. Yani bu da aslında gözden kaçan bir husus. Yani Bu yöneliş nedeniyle de dolarda artış oluyor değil mi? Yani bu kur tabii. ataklarının. Şimdi bu mesela bu hafta faiz indirimi bekleniyor. İnsanlar da artık, sade vatandaş da yani takip ediyor bunu tabii ki. Diyor ki artık bu çok bilinir oldu yani. Faiz indirilecek, demek ki dolar artacak. Ben hemen bir alayım diyor. Belki bu hafta değil mi? Daha fazla döviz alındı belki. Onun etkisi mi? Yani tabii ki yani piyasadan döviz alırsanız piyasada şöyle aktarayım. Piyasada şimdi siz döviz aldınız, ben aldım. İşte Ahmet aldı, Mehmet aldı, X kişi aldı. Piyasadan ne yapıyorsunuz? Dövizi çekmiş oluyorsunuz. Piyasada az olunca döviz ne oluyor? Dolar mesela. Dolar kuru artıyor. Niye? Orada kıt oluyor. Az olan bir şey değerlenir. Yani Türk lirası daha fazla oluyor. Dolar daha az oluyor. Dolayısıyla dolar değerlenmiş oluyor. Diğer taraftan Talep artıyor yani, yani tabii talep arttıkça dövize ya da dolardan gidiyoruz ya da euroya ne oluyor? Piyasadan çekiliyor. Böylelikle Türk lirası karşısında değer kazanmış oluyor yabancı para birimi. Bu bir. Diğer taraftan bu mesela son günlerde ben çeşitli basın kaynaklara bakıyorum. Birçok şey eleştiren de oluyor bu faiz indirimini. İşte haklı bulan da oluyor ama şuna bakmak gerekiyor. Öncelikle nasıl bir enflasyon ile karşı karşıyayız biz? Buna göre bizim faizi düşürsek mi enflasyonu düşürürüz yoksa yükseltirsek mi düşürürüz? Bunu bilebilmemiz için nasıl bir enflasyon ile karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Mesela talep enflasyonu var, bir de maliyet enflasyonu var, değil mi? Mesela mal ve hizmet arzının toplam talebin artış hızına ayak uyduramaması durumunda talep enflasyonu oluşmuş oluyor. Ne yapıyor? İnsanlar devamlı mal ve hizmete talep ediyor. Fiyatlar artıyor. Bunu yetiştiremiyorsunuz. Fiyatlar artmış oluyor. Bir de maliyet tarafı var bunun. İşte bu da üretim maliyetlerine giren faktör fiyatlarında ya da işte üretimde kullanılan çeşitli girdilerle, çeşitli sebeplerle ortaya çıkan artışlardan meydana geliyor. Mesela siz bir cep telefonu üreteceksiniz. İşte bunun camı, plastiği, ne bileyim tuşunu dışarıdan ithal ediyorsanız, döviz kuru da artıyorsa ne yapacaksınız? Maliyetler artacak, değil mi? Buna da maliyet enflasyonu diyoruz. Şimdi eğer bir talep enflasyonu var ise bu tür enflasyonu önlemek için faizler arttırılmalı zaten. Ki bu da tabii kesin bir çözüm değil. Bu da çok çok iyi bir çözüm değil ama hani gündelik yaşamdan ifade edeyim. Mesela Yani faizler insanların artarsa Türk lirasına güvenini arttırmak için, o zaman değil mi, bir takım önlemler alınması lazım. Bunun için de faiz arttırımı bir çözüm örneklerinden biri mi diyebilir yani miyiz? şöyle söyleyeyim. Talep enflasyonu varsa faiz arttırılabilir. Yani faizler artarsa insanlar tüketim yerine tasarrufa yönelirler. Ne yaparlar? Vadeli mevduata para yatırırlar. Bu durum ise piyasadaki talep fazlasının önüne geçer. Böylelikle enflasyonu biraz frenlemiş oluruz. Ama maliyet enflasyonunda da ne yaparız? Aslında faizleri arttırmak, faiz oranlarını arttırmak bir çözüm değil. Ama bizim gibi ülkeler, yani ithalat ve ihracat, ithalatta özellikle, ithalatta biz kendi paramızı kullanmıyoruz. Hangi parayı kullanıyoruz? Euro, dolar kullanıyoruz. Mesela Amerika'da faizi arttırmanıza gerek yok faiz oranlarına, maliyet enflasyonunda. Zaten bir çözüm değil ama bizim gibi
farklı para birimlerini kullanan ve girdi maliyetlerini dolar ile, euro ile karşılayan bir ülke ne yapması gerekiyor? Bu durumda yine faizlerin arttırılması olağan olabilir. Böylelikle döviz girişi artacak, kur düşecek, değil mi? Maliyetler düşecek. Maliyetler düşünce fiyat artışına gerek kalmayacak. Fiyat artışına gerek kalmayınca da enflasyon gerilemiş olacak. Şimdi burada yine aynı noktaya gelmiş olacağım. Bunu niye açıkladım? Bir talep enflasyonu mu, maliyet enflasyonu mu? Bunu bir karar vermek gerekiyor. Diğer taraftan devamlı hep şey diyoruz. Enflasyon faiz, enflasyon faiz. Tamam, güzel, herkes bunu konuşuyor ama enflasyondaki artış ve faizlerdeki artış işin aslında son noktası. Bakın sıralama şöyle gider. İlk önce yüksek bir ülke riski oluşur. Yüksek bir ülke riski dediğim finansal piyasasında ya da ekonomisinde bir güven kaybı oluşur bu sebepten dolayı. Sonra olumsuz beklentiler başlar. Olumsuz beklentiler ne yapar? Kurlara yansır. Yani dolar kuruna, dolar TL yükselir, dolar değer kazanır, euro değer kazanır. Böylelikle ithal girdi maliyetlerimizde büyük bir artış söz konusu olabilir. Fiyatlar artar, böylelikle de enflasyon artmış olur. Ne yaparız? Faizleri arttırmaya çalışırız. Aslında biz hep bu formülü sonundan başlıyoruz. Enflasyonla faize odaklanıyoruz. Bizim odaklanmamız gereken durum, dedim ya biraz önce, aha, CDS primi. Yani CDS primi aslında bu dediğim yüksek ülke riski dediğim CDS priminin yüksek olması. Şu an 480'lerde olan CDS primi. Ne yapacağız? Bu primi düşürdüğüm, yani bu CDS'i düşürdüğümüz vakit güven kazanmış olacağız. Ne olacak? Yabancı yatırımcı, yerli yatırımcı yatırım yapacak. Olumlu beklentiler olacak. TL'nin başka işte paralar... Onu da nasıl yapacağız? O primi nasıl? Yani şöyle aktarayım. Şu onun için de bir güven vermek gerekiyor. Ya güveni tabii ki de diğer makroekonomik göstergeler sağlıyor zaten. Değil mi? Yani tabii ki de devamlı faizleri arttırarak biz bir yere varamayız. Bunu gördük. Bunu 20-30 sene önce gördük. Değil mi? Faiz arttı, 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 artık bir kronik bir hastalık haline geldi. Faizin de devamlı, evet döviz, dolar çıktı. Ne oldu? İşte biz bunu %20 yapalım faizi, %25 yapalım. Enflasyon %27 oldu. Ha, biz faizi %30 yapalım. Bu böyle gider. Bu da çok iyi bir şey değil. Yani bizim ne yapmamız gerekiyor? Evet, risklerdeki azalışı nasıl sağlarız? Üretim yaparak. Hep diyoruz zaten, yani yoldan geçen birine de sorsanız üretim yapmamız der. Yapmamız gerekiyor der. Şimdi Çin örneği veriliyor. Çin markalaşmış bir ülke oldu, evet, artık. Eskiden fasoncuydu. Bizden bizde işte üretim yapan ünlü İtalyan, Fransız tekstil markaları oraya doğru kaydılar. Orayı kullandılar fason olarak. Şimdi ne oldu? Teknoloji, işte madencilik, birçok alanda, tekstil alanında markalaşmaya gittiler. Ve dünyaya ismini duyurmaya başladılar. Yani bunu markalaşmadan gerçekleştiremez zaten. Evet. Biz bunu yapabilir miyiz? Ya tabii ki de yaparız. Şimdiden Çin yapmasa... modeli deniyor. Ama bizim hani işte ham maddelerimiz ithal, nasıl olacak kurda şimdi, bu kadar yüksekken? Tabii ki de ham madde, özellikle bırakın ham maddenin yanı sıra şu da söz konusu, enerji. Hı-hı. Mesela enerji verimliliğine, yenilenebilir enerjiye ya da işte enerji sahalarına önem vermemiz gerekiyor. Bunu hep dile getiririz. Yani doğru bir ekonomik bir model kurabilmek için. Diğer taraftan Çin bunu bir senede, 3 ayda, 10 yılda yapmadı. Tabii uzun şimdi öyle bir süreç. Tabii bu bir anda gerçekleşen bir durum değil. Aha. Yani bu Mao'dan sonraki süreçten sonra, yani Mao'daki sistemden sonra, Mao'nun başında bulunduğu sistemden sonra birkaç yıl sonra başlatıldı ve halen günümüze kadar geldi. Ama bir de şöyle bir şey var. Ülkenin de buna bazı fedakarlıklar yapması gerekiyor. Mesela orada bizim ülkelerimizin yapısı bir değil. Orası pek Çin'e baktığımız vakit Çin için biz demokratik bir ülke diyebilir miyiz? Yani şöyle aktarayım, pek demokratik olduğunu söyleyemem tabii, size. Yani bir Avrupa tabii ülkesi ya da işte tabii bizim Türkiye'miz gibi değil. Dolayısıyla burada şöyle söyleyeyim, yarın bir gün bir seçim olduğunda, başka bir parti geldiğinde ben bu modeli istemiyorum dediğinde ne olacaktır? O modele bağlı kalmayacaklardır, değil mi? Evet. Ama Çin'de böyle bir durum söz konusu değil. Ha, o modele yani sadık, evet, kalıyorlar.
Anlatabiliyor muyum? Evet, Yani uzun süre devam ettirilmesi gereken, yani olmadı dönelim denecek bir model değil bu aynen diyorsunuz. öyle. Yani Yani ama zaten biz de Hakan Bey, şimdi Hazine ve Maliye Bakanı da açıklama yaptı ekonomi düzelecek yakın zamanda diye, ama yani kur böyle artarken vatandaş da tabii işte pahalılık da, yani daha bir önceki sıçrayışın zamları bile yansımadı henüz. Hani nasıl olacak, bir korku içinde endişeleniyor. şunu söyleyemem. Dayanacak gücümüz var mı sizce, yani vatandaşlar için soruyorum. Hani bu model tutacak ya da tutmayacak, o ayrı bir tartışma konusu, ama dayanacak güç var mı sizce vatandaşta, ne Bir dersiniz? modeli tutup tutmayacağını göreceğiz Ha, önümüzdeki süreçte. evet. İki, dayanıp dayanamayacağımızı da döviz kurları belirliyor. Yani bakın bugün hemen hemen 1 liralık bir makas vardı dolarda. Yani bu şu demek aslında. Piyasada mesela üretim yapacağım ben. Tabii bu hani faiz oranlarını indirelim, yatırımlar olsun, üretim yapalım da işte ham madde tedarik edemiyoruz. Çünkü döviz kuru belli olmuyor o süreçte. Bugün gördük, inişler çıkışlar yaşadık. Dolayısıyla bir belirsizlik var. Dediğim gibi bu belirsizliğin önüne geçmemiz lazım. CDS Evet. primlerini düşürmemiz gerekiyor. Dediğiniz gibi dayanır mı dayanmaz mı? Benim şu an ona yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemem. Ama önce güven ve olumlu beklentilerin oluşturulması. Aksi takdirde biz bu enflasyon, faiz oranı yok, enflasyonu düşüreceğiz, faiz oranlarını düşüreceğiz, yok işte bunu enflasyona karşı faizleri artıracağız. Bu değil. Yani bakılması gereken nokta bu değil. Bir de bu Bakılması oynaklığın önüne geçilmesi lazım. Yani kur yüksekte de kalacaksa belli bir, değil mi, evet. seviyede tutunması lazım. Bu oynaklık hani piyasaları çok etkiliyor. İşte stokçuluk gündeme geliyor. Yani vatandaşı direkt etkileyen bir şey haline geldi bu Şimdi oynaklık. İnsanlar önünü göremiyor. stokçuluk durumu da var. Yani bu her ne kadar hani bahane ediliyor deniliyor ama stokçuluk inanın var. Yani bunu ben vatandaş olarak hissediyorum. Gerçekten hissediyorum. Ya buna da bir sistem getirme. Nasıl bir sistem? Bunda da önemli bir bilgi teknolojisiyle bu sistemi kurabilir. Mesela ne yapabilir? Belirli bir yazılım oluşturulabilir. Girdi çıktıya bakılır. Bunu devlet ilgili kurum ya da kuruluş bunu aynı anda anlık olarak takip edebilmeli. Aksi takdirde bu stokları da takip etmek çok güç. Mesela hani bu kredi kartı gibi işte kredi kartıyla bir çekim yapacağım zaman bir POS standardı getirilmişti devlet. Buna benzer bir şey yapmalı. Belirli bir işte ciroya sahip ne bileyim işte Evet, ciroya perakende göre cezalandırma tabii ki. gibi Bunu bunlar da olabilir. Yani evet, talep ediyor zaten, tüketici dernekleri de bunu talep ediyor. yani Cezaların yetersiz olduğu kabul ediliyor zaten, evet. tabii yani bir de sınırlamalar getiriliyor. Mesela hani diyor ki 3 tane alabilirsin, 5 tane alabilirsin. Tamam Evet. anladım ama yani gidiyorsunuz bir fiyat bir gün öncesine göre daha yeni dolar Evet. yükseldi. Nasıl yükseliyor? Bir de bunu bu işin Yani raf gecikmesi derken vardı. fiyat artıyor yani, Tabii daha ki. değil mi? Evet Yani şimdi yani ben bugün orada da 3 liraya tabii ki alıyorum. fırsatçılık var mutlaka. Bugün 3 liraya alıyorum. Kolay olsun diye söyleyeyim. Dolar 1 lira. Anlatabiliyor muyum? 1 Evet. lirayken almışım. Dolar 2 lira oluyor. Olur olmaz 6 liraya çeviriyor bu iş. Evet. Yani Yani insanlar aslında, Hakan Bey katılır mısınız? Yani sorum şöyle olsun. Şimdi artık hani esnaf da o kadar böyle oynak bir kur var ki, sanki en yüksekteki kuru düşünüp ona göre fiyatlama yapıyor. Yani tabii ki fırsatçılık bu, ama aman zarar etmeyeyim diye dolar 10'a 15 olur diye ona göre şimdiden fiyatlama yapıyor. Daha öyle bir şey yokken, yani 12'ye göre, 13'e göre. Hani hep daha yüksekten fiyatlıyor sanki. Ne ya dersiniz? şimdi üretici olsanız onu anlarım. Bakın şimdi 1.000 TL'ye üretiyorsunuzdur bir malı, tamam mı? Bunun işte bu 1.000 TL'nin içinde de 1 TL diyelim dolara, 100 dolarlık bir girdiniz var sizin. Bu 3 lira olduğu zaman 1.300 liraya üretmeniz gerekecek bunu. Bunu anlarım. Ama şimdi alsat yapan, ya her şeyi bırakın kenara atın. İkinci el araçlarda bu oluyor. Evet, orada da çok Yani stokçuluk var. büyük bir ne bileyim yani hani piyasada bir fiyat balonu da oluştu zaten. Sanal bir Evet. fiyatlama var zaten. Onu tamam her zaman ben bunu ekonometrik analizler yaptım. Son zamanda işte ikinci el araçlarda, sıfır otomobillerde tamam fiyat balonunun söz konusu olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan da son günlerde özellikle son 1-1,5 aydır bununla alakalı hem okuyorum çeşitli köşe yazılarından işte çeşitli ekonomi finans dergilerinden hem de
Bunu yaşıyoruz. Ben çünkü gidiyorum Evet. piyasaya, nabzına bakıyorum, bakmak durumundayım. Tabii. Güncel olayları incelemem gerekiyor. Bir fiyat hareketlerini anlamam gerekiyor ve bunu görüyorum. Yani fiyatlar yerinde durmuyor. Tamam, biraz mesela bugün yaşadık bunu. Dolarda makas işte genişledi. Belirli bir, hatta ben size söyleyeyim, bugün gün aralığında 13.82, 14.61 civarına. Yani bu aralıkta oldu dolar. Evet. Mesela Euro-TL 15.61, 16.47 seviyelerinde. Yani en düşük, en yüksek. Tamam, bunu da görüyoruz ama yani bunun bir gecikmesi vardır. Evet. Hani bunun gecikmesi bir saat, yarım saat değildir. Bir gündür, 2 gündür, onu da anlarız da 10 gündür, bir aydır. Yani bunu yarım saatte buna yansıyamaz. Evet, Yanlış burada bir şey. bir evet tabii mutlaka fırsatçılık yapanlar mutlaka var. Evet, kuru nedeniyle de tabii bir artış var. Bu zaten yadsınamaz ama bu durumdan faydalanan zamma zam ekleyenler var. Tabii ki. Değil mi? Evet. Kardan, yani kardan kar kazanmaya çalışıyor. Evet. Yani karın üstüne kar koymak istiyor. Evet. Hakan Bey, ben şimdi herkesin merak ettiği soruyu soracağım. Yani doğrudan sorayım. Durmayacak mı bu dolar? Yani nerede duracak? Şimdi faiz indirim mesajları da devam ettikçe Evet. insanlar demek ki o bu dolar nerelere çıkacak diye bir düşünce aldı yani. Ne zaman nerede duracak? Yani şöyle aktarayım. Sanırım ne günüydü? Bizim Merkez Bankası ayın 16'sında, değil mi? 16 Evet, Aralık'ta. 16'sında Ya mı faiz açıklanacak Perşembe günü? 16 Aralık kararından sonra piyasaların durulacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle de Faiz bir indirse de mi durulacağım, durulmak şöyle derken? bir şimdi gösterge şunu gösteriyor. Yani çeşitli mecmualarda okuduğumuzda dördüncü kez müdahale faiz indiriminin beraberinde geleceğini aslında gösterdiğini ifade ediyor. Diğer ekonomist arkadaşlar ama yani faiz indirilir mi? Sabit mi kalır? Kaç bas puan iner? Onu bilemem ama şu anki oynaklık, yani şu 16 Aralık'taki kararın beklentisinden dolayı, biraz önce de ifade ettim ya, Evet, belirsizlik. evet. İşte Şimdiden fiyatlama belirsizlik, var. ya dolayısıyla belirsizlik bir söz konusu. Şimdi ne kadar indirilir? Sabit mi tutulur? Ne olur? Onu bilemem. Ama bu karar açıklandıktan sonra bir durulma söz konusu olacaktır. Tabii bir hareketlenme olacak son gün. Açıklandıktan sonra da bir hareketlenme Yine bir olacak. atak görür müyüz orada acaba yani? Yukarı yönlü mü olur, aşağı yönlü mü Ha. olur, onu bilemem. Ama bir volatilitenin söz konusu, oynaklığın yükseleceğini ifade edebilirim. Ama bu açıklamadan sonra piyasada bir rahat nefes alacaktır diye düşünüyorum. Diğer taraftan 14 Aralık'ta yine Fed'in de açıklamaları Evet, var. o da Bir çok saatte, önemli, değil mi? O da bir saatte. etkileyecek. Tabii ki biz sadece Türk lirası cinsinden bakıyoruz bir şey. Yani Türk lirası değer kaybeder mi diye bakıyoruz. Bu işin bir de dolar tarafı var. Doların değerlenmesi var, değil mi? Tabii yani Fed'in açıklamaları, değil mi? Çekirdek, perakende satışları, bunlar biz şey yaparız bunlara. Küçük, orta, büyük nitelikli açıklamalar deriz buna. Önem seviyelerine. Mesela 3, 6, 7, 8 tane açıklama var. 14 ve 15'inde. Yani Çarşamba günü dahil olmak üzere 8-9 tane Amerika'nın önemli açıklaması var. Diğer Evet. taraftan Euro bölgesi 16 Aralık aynı gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile aynı gün saat 15.45 sıralarında yine 16.30'da Avrupa Eurozone dediğimiz Euro bölgesinin açıklamaları var. Yine Amerika'nın 3 farklı açıklaması var. Evet. Yani O yüzden bunlar bu da hafta etkileyecek. çok önemli zaten. Evet. Evet, Yani bu şimdiden de dalgalanma da böyle bir inanın atak bu gördük. yüzden. Yani bir belirsizlik var. Bu Evet. haftaki bir belirsizlik. Genelde de bir belirsizlik var ama dediğim gibi yani insanlar da ne yapıyor? İnanın bu kripto varlıklar da bu işte önemli bir etki. Yani insanlar Türk lirasından kaçıyor. İşte kripto varlıklara yatırım yapıyor. Ne bileyim, altına yapıyor, dolara yapıyor. Dediğim Bunların da gibi etkisi var tabii diyorsunuz enflasyon mutlaka. %20 olunca, faiz %15 olunca işte o %5'i kapatmak istiyor. Evet. Ben diyor, niye param değersizleşsin? Tabii. Bir yandan fırsatçılık, bunun birçok belirleyicisi var diyebilirim. Yani tek Evet. bir değişken diyemeyiz bunlar için. Şunu da sorayım şimdi merak ediyorum. Bir atak daha yaşamıştık hatırlarsınız. 13.50'lere çıkmıştı dolar. Sonra 12.40'lara indi, 12.5'lara indi. Yani Evet. bugünkünün bir değişiğini yaşadık. Daha altta yaşamıştık. Ama sonra dolar yine işte 13
50'lerde tutundu, oralarda kaldı, yeniden çıktı. Şimdi bugün de bir geri çekilme yaşadık ama sonuçta 14.60'ları, 14.70'leri gördük. Acaba yeniden oralara çıkıp oralarda tutunur mu? Şimdi psikolojik sınır 14'tü. Bundan 2 hafta önce. Yeni bir psikolojik sınır oluştu. Bakın biz ne dersek diyelim, bir psikolojik bir sınır vardır. Bu işin bir de davranışsal boyutu vardır. Yani bireysel yatırımcıların ya da hane psikolojik altının... Psikolojik sınır da kaldı mı yani? Ben de onu da merak ediyorum. Psikolojik sınır 14'tü. Yani hep sizin değişiyor çünkü kadar. Psikolojik sınır değil mi? Hani bir aralar 10'du, 11'di diye ondan diyorum. Evet, şimdi 15 olarak ifade ediliyor. Birçok yerde de görüyorum. Bireysel yatırımcının şu anki sınırı 15. Oraya doğru zorluyor ama dediğim gibi yani bu ayın 16'sındaki karar önemli bizim için. Fed'in ifadeleri, açıklamaları çok önemli olacaktır diyebilirim. Bekleyeceğiz. Bizim de gözümüz kulağımız orada. Şunu da sorayım son dakikalar. Şimdi bugün önemli bir zirve var. Ekonomi zirvesi şu anda da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı, kamu bankaları genel müdürleriyle görüşüyor. Bir ekonomi zirvesi toplantısı. Kur faiz yani bu atağın ardından yapıldı bu toplantı. Evet. Bununla ilgili. Nasıl ne acaba ne kararlar bir karar yeni kararlar çıkar mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz de merak ediyoruz yani sonucunda ne olacak? Basına kapalı yapılıyor tabii. İşte açıklama olacak mı, ne olacak? Sizin de bir öngörünüz varsa merak ediyorum. Bu faiz olay faiz oranları içinde sadece devlet bankalarının değil, özel bankaların da elini taşın altına koyulması gerektiğini ifade edilmişti zaten. Muhtemelen bununla alakalı da bir görüşme vardır. Çünkü mesela üretim yapan ya da alım satım yapan bizim tüccarlarımız ya da üreticilerimiz, işte şirketlerimiz, KOBİ'lerimiz, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimiz sadece devlet bankalarından işlem yapmıyor. Ne yapıyor? Finansman sağlamak için çeşitli özel banka bankalardan da kredi tahsis ediyorlar. Dolayısıyla bu özel bankalarında devlet bankaları gibi bir davranış içine girmesi gerektiği hususu konuşuluyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu da önemli bir husus. Evet, önemli. Göreceğiz onu da. Şimdi gözümüz kulağımız tabii o zirveden çıkacak sonuçta ya da ne görüşüldü merak ediyoruz. Şimdi stokçuluğu da konuştuk ya, onunla ilgili bir son dakika gelişmesi var, onu da paylaşayım. Stokçuluğa karşı kanun teklifi meclise sunuldu. Tam da cezaların yetersiz olduğunu konuşmuştuk Hakan Bey. Evet. Ki ben burada başka konuklarımla da bu konuyu konuştuğumda tüketici dernekleri başkanları mesela onlar da hep söylüyorlar. Onlar da takipte tabii. Özellikle ciroya göre ceza olması konusunda mesela cirosu düşük olan birine aynı cezayı veriyorsunuz. Daha yüksek olan mesela bir zincir markete aynı cezayı veriyorsunuz ve farklı etkilenmeler oluyor. Birine hani böyle sinek ısırığı gibi geliyor, birini yıkıyor yani. Cezaların arttırılacağı görünüyor şu an meclise sunuldu. Onu da o son dakika gelişmesinde şu ben da, söylemiş olayım. Buyurun. Şu da var. Tabii ki hani gelir dağılımına göre ya da ciroya göre çeşitli müeyyidelerin uygulanması güzel bir şey ama bir de mesela benim X perakende zincirim olduğunu düşünün. Ahmet diye birinin de bakkalı var diyelim. Ya da küçük bir süpermarketi. Şimdi onun aldığı mal ile benim aldığım mal miktarı arasında çok yüksek bir farklılık var. Ben yüz binlerce alıyorsam o 100 tane alıyor. Ona göre alıyor. Yani daha ucuza alıyorum ben. Bir perakende zinciri olarak. Dolayısıyla bu büyük perakende zincirlerine uygulanacak müeyyidelerin çok çok daha ağır olması gerekiyor. Aksi takdirde bununla başa çıkmak zor olacaktır. Şimdi dediğim gibi bir bakkal 100 tane alırken diğeri 100 bin tane alıyorsa ne olacaktır? Bir fiyat farkı olacaktır. Evet. Fazla aldığımız tabii, için. Mutlaka. Dolayısıyla yani onların daha da ucuza satması gerektiğini düşünüyorum. Evet, ürünleri. Doğru. Tabii. Bunu da göz önünde bulundurulması gerektiğini söylediniz. Bakalım ne olacak? Çıkacak kararı bekliyoruz. Çok teşekkürler Hakan Yıldırım. Katkınız için, görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Doçent Doktor Hakan Yıldırım bizimleydi sevgili seyirciler. Ekonomi gündemini konuştuk. Şimdi ikinci bölümde asgari ücreti konuşacağız. Türk İş 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar konuğumuz olacak. Bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara verelim. Sonra asgari ücret de bu hafta çok önemli bir hafta. Konuşacağız Türk İş'in beklentilerini, gelen eleştirileri hepsini. Ayrılmayın.
Reklamların ardından döndük, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi asgari ücreti konuşacağız. Bu haftanın önemli konularından biri. Tabii asgari ücret her yıl çok konuşulur ne olacak diye, ama böyle kur atakları yaşadığımız, enflasyonun da arttığı bir dönemde asgari ücretin ne olacağı daha da bir önem kazandı. Merak ediyoruz. Aslında son viraja da giriyoruz. Üçüncü toplantıda biliyorsunuz sonuç çıkmadı. Dördüncü toplantıda artık sonuç çıkacak denilmişti. Hatta bugün toplantı yapılması bekleniyordu. Bugün kararın çıkması yönünde bir beklenti vardı ama olmadı. Soracağız şimdi Türk İş birinci bölge temsilcisi Adnan Uyar konuğum. Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar Pervin Hanım. Çok teşekkürler. Hemen ben en çok şimdi asgari ücret ne kadar olmalı onları konuşacağız. Geçen hafta yaşanan tartışmaları da soracağım ama bugün açıklanacak diye bir yani öyle bir beklenti oldu. Hatta muhabirler Ankara'da gittiler işte kameramanlar ama bir toplantı olmadı. Ne oldu bugün? Valla bugünkü yaşanan gelişmeler Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da yani Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarıyla toplantı herhalde. Ondan çıkacak sonuçtan sonra bazı şeyler daha netleşecektir diye düşünüyorum. Ondan ötürüdür diye değerlendiriyorum. Evet, bugün ani böyle bir kur atağıyla uyandık. Tabii o gündemi değiştirdi büyük ihtimalle. Yoksa biz asgari ücreti konuşacağımızı bugün düşünüyorduk. Evet. Şimdi geçen haftayı şöyle kısaca bir özetlersek üçüncü toplantı, yani seyircilerimiz için de toplantı sonrasında şu söylenildi çalışma müdürü tarafından. TİSK yani işveren tarafı ortalama 3100 lira istiyor. İşçi tarafı Türk İş 3900 liranın altına inmeyiz diyor demişti. Sonra TİSK yalanladı, 3100 lira demedik biz dedi. Ve bir de enflasyon tartışması yaşanmıştı. TÜİK'in verilerini dikkate alacağız dedi işveren tarafı. Ama sizler Türk İş orada dedi ki yani bu gerçeklerimizle uymuyor bizim TÜİK'in rakamları. Enflasyon aslında %50'nin üstünde kaldı ki üretici fiyat artışına da baktığınızda TÜİK'in açıkladığı da %50'lerde, yani zamlar devam edecek. Enflasyonun altında ezilmememiz için bu baz alınmalı dedi. Yani %50'nin üstünde bir enflasyon ve böyle tartışmalar devam ediyor. Sonra genel başkandan, Türk İş Genel Başkanı'ndan da Ergün Atalay'dan 4000 liranın altına inmeyiz denildi. Şimdi bunu hatırlatmış olayım. Hem de sorum şu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de dedi ki bir bayram havası olacak işçiler tarafında. Bayram havası olacağına inanıyor musunuz? Yani devletin en yetkili ağızları böyle mesajlar verince yani buna inanmıyoruz demek çok doğru olmaz zaten. Yani çünkü ülkeyi yönetenlerin yani kimse onların alnına silah dayamadı. Yani temennilerini işte kamuoyunu rahatlatmak adına, insanların beklentilerine cevap vereceğiz adına olumlu mesajlar vermişlerdi. Vermeye de devam ediyorlar. Yani sonuçta biz buna inanmıyoruz demek çok anlamsız ve yerinde olmaz yani. Sonuçta bekliyoruz. Gerçekten bizim de umudumuz var. Zaten yani kamuoyunu rahatlatmak istiyorsanız, gerçekten hiç de barışı, huzuru, mutluluğu sağlamak istiyorsanız gerçekten düşük ücretlerin hızlı bir şekilde yukarıya çekilmesi gerekiyor. Yani olması gereken de bu. Tam da bu manada yani tavırları bizi umutlandırıyor. Ama rakamın şimdi bize göre ile onlara göre arasındaki bir fark da var tabii. Yani evet, ben nedir, de onu soracaktım. Bu rakam onu bilemeyiz. Evet, ben de onu soracaktım. Şimdi dediklerine inanmamak olmaz dediniz ama bayram havası deyince işte o herkese göre değişebilir. Sizin için bayram havası ne olur? Yani nasıl açıklarlarsa bayram havası olur? Valla teşkilatımızın genel başkanı, Türk İş'in başkanımızın açıkladığı rakamların yani bizim için her zaman önemli olduğunu, onun savunmak, onun arkasında durmak gibi bir durumumuz var. Zaten başkan da makul olanı söylüyor. Yani bundan bir ay önceki değerler, rakamlar yani bugün artık kabul edilmez bir pozisyona geldi. Yaşananları hep beraber seyrediyoruz. Arzumuz ve temennimiz bu dalgalanmanın bir an önce bitmesi, Türkiye'nin bu konuda istikrara ulaşması. Biz mutlu değiliz bu ortamlardan ama gene söylüyorum bunun bir an önce durması ve açıklanacak rakamın da bir yani çok kısa sürede heba olmaması adına bizim böyle bir beklentimiz var. Onun için alınan tedbirlerin bir an önce dalgalanmayı durdurması ve dövizin aşağı veya mevcut haliyle kalması bizim için çok önemli.
Mutlaka yani ne açıklanırsa açıklansın, hani en az 4.000 dedi en son Türk İş'ten sizden, ama hani 4.000 ya da 4.000'in biraz üstü bile olsa Türk lirası değer kaybettikçe, değil mi, bir anlamı Bir kalmıyor. anlamı Türk yok. Tabii. lirasının değerlenmesi gerekiyor yeniden. Evet. Adnan Bey, şimdi Evet. bir takım eleştiriler de var Türk İş'e. Ben onu da sormak istiyorum. Yani bu üçüncü toplantıdan sonra, özellikle 3.900 liranın altı olmaz açıklamasından sonra bir kesim dedi ki yani 3.900, 4.000 bu da az. Türk İş yeterince gerçek şeyi söylemiyor yani. İşçinin gerçekten geçinebileceği bir rakamı söylemiyor şeklinde eleştiriler de oldu. Siz de duymuşsunuzdur. Ne dersiniz bu Evet. eleştirilere? Valla Türk İş yani kimseyi şöyle söyleyeyim. Asgari ücretin 5.200 lira olmasını temenni edenlerle biz yani hayır böyle olmasın demeyiz. Tabii. Asla demeyiz. Öyle bir şey yok. Ama bir gerçek var. Yani bunu savunan insanların, bu beklentiyi yukarıya çıkartan insanların Türkiye gerçekleriyle de karşılaşması gerekiyor. Şöyle de sorabilirler o insanlara. Sizin imzaladığınız toplu sözleşmelerdeki rakamlar nedir diye de sorulabilir. Yani Türk İş, Türkiye gerçekleriyle, ülkenin yani kendi ekonomik durumuyla, ülkenin kalkınmasıyla ilgili derdi olan bir kurum. Yoksa asla bir kesimi yok sayan bir yer değil. Her zaman söylüyoruz, sorumluluğumuz olmadığı halde kanunen verilmiş bir sorumluluğun üzerinden hareketle Türkiye'de yaklaşık 7 milyonun gözü kulağı buradayken biz onları mağdur etmeyeceğiz diyen bir genel başkana sahibiz. Yani genel başkanımız bunu söylerken de yani hatta gene söylüyorum çok çok büyük rakamları telaffuz eden insanlar vardı siyasette. Bu siyasette bu rakamlar telaffuz edildiği halde insanlar ona inanmadıkları için siyaseten desteklememişlerdi. Yani Türkiye'de insanlar bu ülkenin gerçeklerini lafı söyleyenlerden daha iyi biliyorlar. Biz ülke gerçekleriyle örtüşen ama insanların da mağdur olamayacağı makul rakamlar üzerinde konuşuyoruz. Yoksa hükümetimiz gerçekten 5.200 lira verdiğinde Türk İş bunu ayak diretecek değildir. Öyle bir durum da yok zaten. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamalarında bu bayram havası olacak dediği açıklamanın başında böyle bir cümlesi var. Ben onu dikkatimi çekti, onu sormak istiyorum. Diyor ki yani artmasını istiyoruz diyor tabii ki. Şimdi işçimizin devam etmesini istiyoruz, artmasını istiyoruz. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama diyor, toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak bir asgari ücret gerçekleşecek, bayram havası olacak diyor. Ayrıca şunu da söylüyor Çalışma Bakanı. Araştırma yaptırdım dedi. İşçilere sordum. İşverenlere sordum. Profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu %37'si 3.700 ile 4.000 arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm diyor. Ve şunu söylüyorlar, biz artmasını istiyoruz ama işimizden de olmak istemiyoruz demişler. Yani Vedat Bilgin'in açıklaması bu. Yani şunu mu anlıyoruz? Hani işçide şöyle bir korku mu var? Çok da yükseltilirse acaba işsiz mi kalırız? Bu sefer işten çıkarmalar mı olur diye de bir korkusu var mı işçinin? Çünkü Vedat Bilgin'in açıklamasında böyle bir, hani işçilerden böyle bir bildirim, geri bildirim aldığını görüyoruz. Ya şöyle söyleyeyim, geçmişte yani işverenlerimizin uygulamalarının bir yansıması bu. Yani bu uygulamalarla insanları korkutanlar var, maliyetler çok yüksek diye. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. İşin özünde bugün için ülkemiz ihracata dayalı bir üretimde şu anda. Gerçekten iyi durumdayız. Göstergeler de bunu gösteriyor. Sıkıntımız dövizle ilgili, dolarla ilgili. Yani burada yani insanların korkmasına gerek yok. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Biz yanlış hiçbir şey yapmıyoruz. Dünyanın kapandığı bir dönemde biz üretmeye devam ettik. Ülkemizin ekonomisi ayakta kalsın diye mücadele etmeye devam ettik. Eğer bize yokluğu reva görenler olursa o kurulu fabrikaların hepsi onların başına da yıkılabilir yani. Çünkü kağıt parçasından ibarettir paralar. Her şey para değildir. Biz üretimden asla çekinmedik. Bir Kurtuluş Savaşı'nın bu dönemin yansıması gibi, bir Kurtuluş Savaşı gibi biz pandemide ülkemizin ayakta kalması için, ekonominin canlanması için, ekonominin yıkılmaması için mücadele veren insanlara fazla para veriyoruz
düstürüyle de kapının önüne koymak çok kabul edilebilir durum değil. Çünkü rakamlar üretim maliyetleriyle zaten çok uçukta değil. Yani gerçekten yani daha önce döviz karşılığı alınan ücretlerle bugün verilebilecek ücretleri karşılamak imkanı yok, gözükmüyor zaten. Hı hı. Konuşulan rakamlar, mutlu edecek rakamlar bile o geçmişteki kazanımlarımızın karşılığı değil aslında, ama ülke gerçekleriyle çelişmesin diye, yani ülkenin ekonomisine daha büyük sıkıntı vermesin diye bu rakamlara da Türk İş Başkanımızın da söylediği gibi 4000 ve 4000'in üstündeki rakamlar ancak kabul edilebilir rakamlardır diyor. Yoksa gerçekten birebir karşılığı olursa bu kaostan, bu durumdan en çok yine de faydalananlar işverenlerdir. Çünkü maliyet hesabına bakıldığında işçinin maliyetteki payı çok daha aşağılara düşmüştür. Lütfen kimse kimseyi tehdit etmesin. Biz bakanımızın açıklamalarının doğrultuda hareket etmesini, Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajların arkasının dolu olmasını, altının dolu olmasını istiyoruz. Yoksa kimse kimseyi bu ülkede işinden atamaz diye düşünüyorum. Yine Vedat Bilgin Bakan açıklamasında vergi kaldırma üzerinde de durduklarını söyledi. Gelir vergisinin kaldırılması gibi. Bu da size yarar değil mi? Faydalı olur. Yani sizin de kabul ettiğiniz tüm çalışanların yani beklentisi o. Hiç olmazsa asgari ücrete kadar olan bölümün vergilendirilmemesi. Yani en kötü ihtimalle vergilerin aşağı çekilip kümülatif vergi aralıklarının insanların maaşlarına yıl içerisinde çok zaten düşük ücretli insanların maaşlarına yıl içerisinde %5 daha, %7 daha, toplamda %12'lik maliyetler getirmesin diye tüm kamuoyunun, tüm çalışan, işçi, memur, herkesin beklentisi bu yönde. Ama asgari ücretin vergi dışı olması, yani o zaten bu işin kaymaklı ekmek kadayıfı demektir yani. Evet. Peki şimdi biraz tartışmaları konuşalım. TÜİK'in geçen hafta toplantıdan sonra ortaya çıktı. Normalde her yıl bu görüşmelerde, asgari ücret belirleme görüşmelerinde bekar bir işçinin yaşam maliyetini çıkarıp komisyona gönderdiğini biliyoruz. Yani işte bekar bir işçi sabah uyanıyor, işte yemeğini yiyor, kahvaltısını yapıyor, işe gidiyor, geliyor, akşam yemeğini yiyor. Yani düz bir yaşam sadece. Yoksulluk rakamı deniyor buna da, değil mi? Yani bunu gönderiyor her yıl ama bu sene göndermediğini öğrendik ve bu çok tepki çekti. Neden göndermedi? Siz bunu sordunuz mu mesela? Ne oldu? Vallahi sebebini bilmiyoruz. Yani komisyon başkanımız da yani burada bir rakam açıklanmadı, ilk defa böyle bir durum var dedi Nazım Bey başkanımız. Evet, evet. Yani bizim de zaten kendi hesaplarımıza, Türk İş'in kendi her ay açıkladığı açlık sınırı, yoksulluk sınırı ve bir bekar işçinin yaşam maliyeti diye en son elimizdeki rakam 3900 küsür lira, 3903 lira. Yani sonuçta biz de hesaplar yapıyoruz. 3900 Türkiye'de açlık sınırı değil mi? Bir 3000 pardon 3192 lira açlık sınırı, ama bir işçinin, bekar bir işçinin yaşam maliyeti, onun dışında yaşam maliyeti 3903 lira. Yani yoksulluk sınırı, evet. Evet, yaşam maliyeti sınırı şeyin, bir bekar işçinin. Evet. Yoksa açlık sınırı 3192 lira, yoksulluk sınırı da 10.396 lira. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türk İş Başkanımız hiç olmazsa start verirken, tabii bunların hepsini planlarken, söylerken de başkanımız şunu da söylüyor tabii. Yani bu bugünkü değerler üzerinden yapılabilir. Çünkü bugünkü yaşanan enflasyonun karşılığı budur. Ama ülkede 2 ay sonra ne olacak? Önemli olan 2 ay sonrasını öngörebilmek, 3 ay sonrasını öngörebilmek. Evet, çünkü bir yıl bugün boyunca geçerli olacak. Tabii yani bugünkü yani değerler yüzden üzerinden söylüyoruz biz bunu tabii. Yani bugün başkanımızın telaffuz ettiği rakamlar bugünkü değerler üzerinden. Yoksa bundan 1,5 ay önce yani iktidarımız deseydi ki 3500 lira açıklıyorum, belki de yani şey kutlama yapılacaktı. Evet. Ama bugün 4000 bile yani sıkıntılı duruma gelmeye başladı. Onun için şunu söylemeye çalışıyorum. Asıl olan yani bu dalgalanmanın bir an önce durması, ekonominin rayına oturması, enflasyonun aşağı çekilmesi ve bu açıklanan rakamın da bir yıl insanlara yetebilecek şekilde devam etmesi. Bununla beraber Türk İş vergi meselesinin de, kümülatif vergi meselesinde halledilerek insanların yıl içerisinde 5 puan, 7 puan, totalde 12 puan veya
diğer arkadaşlarımız daha yüksek ücretli alanların olduğu bir ülkede %17'lere varan bir gelir kaybının olmamasını istiyoruz ve temenni ediyoruz. Yoksa başka bir derdimiz yok. Evet, mutlaka asgari ücretli için çok önemli ama aslında tüm çalışanlar için önemli. Mesela siz geçen hafta 4000'in altı olmasın dediniz ama bugün baktığımızda kur yeniden bir atak yaptı. Yine bir şeyler değişti. Yani 3 günde bu oynaklık olduğu sürede 3 günde bile bir şey değişiyor. O yüzden şunu da sormak isterim. Şimdi memur zamları mesela yılda 2 kere belirleniyor. Evet. Yani bir güncelleme yapılıyor o anın şartlarına göre yılın ortasında. Asgari ücrette neden böyle bir şey yok? Böyle bir talebiniz olur mu? Çünkü dediniz ya hani 2-3 ayın önümüzü de görüp ona göre belirlenmesi lazım diye. Yılda 2 kere yapılsa mesela bir güncelleme yapılsa, yani bu 2'ye bölünse bu zam oranı, o günün şartlarına göre yeniden bir düzenleme, az ya da çok, neyse o günün şartları, öyle yapılsa daha iyi olmaz mı? Böyle bir talebiniz var mı mesela? Ya şöyle söyleyeyim Pervin Hanım, bundan 2 ay önce bu sıkıntılar başladığında bizim başkanımız çok net bir açıklama yapmıştı. Yılbaşını beklemeye gerek yok. Bugün mağdur olan insanlar var. Bu mağduriyeti gidermek adına sizin iki dudağınız arasında bir telefonun ucundayız. Yani ararsanız gelir toplanırız. Halkımızı, çalışanımızı mağdur etmeyelim. Yani illa şu tarihte toplanacaktır da kimseyi bir yere yani hapsetmeyelim. Bir takvime bağlı hale getirmeyelim. Demiştir zaten. Demeye de devam ediyor. Hatta son açıklamasında da bu rakamlar eğer yani enflasyon artmaya devam ederse, kriz devam ederse, dövizdeki bu dalgalanma devam ederse de yansıması da fiyat artışlarına devam ederse, o zaman açıkladığımız o güzel dediğimiz, mutlu olabilecek dediğimiz rakamların bir anlamı kalmıyor. Gerekirse bu dalgalanmalar devam ederse biz yine en kısa sürede toplanıp bu mağduriyeti ortadan kaldırmamız gerekiyor. Demiştir demeye de devam ediyor zaten başkanımız. Evet. Peki şimdi bugün bekleniyordu dedik. Görüşme olmadı bugün. Bugün farklı bir gündem var. Ama bu hafta içinde açıklanacak belli ki. Var mı bir gün sizin, yani size gelen bir şey var mı? Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani bu asgari ücret bugün açıklansa da uygulaması 1 Ocak'ta. Yani en azından önümüz ne? Yani ben şimdi tabii ki başkanımızın temennisi şuydu. Bir an önce insanların kafasındaki karanlık kalksın, makul, kabul edilebilir rakam açıklansın ve insanlar hiç olmazsa yılbaşını bir umutla, bir mutlulukla beklesin. Temenni buydu. Ama yani günden güne her şey değişiyorsa, yani belki de 31 Aralık'ta açıklanması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü o güne kadar bu ülkede 15 günde neyin nereye geleceği öngörülemediği için sıkıntı burada. Yani yeter ki bu dalgalanma dursun, enflasyonun hızı kesilsin, önü kesilsin. Biz hangi rakam gelirse gelsin, ya makul olsun, kabul edilebilir olsun ve enflasyon olmasın, 2 yılda bir toplanalım. Ama baş edilemez bir durumdaysa enflasyon, o zaman ya neredeyse her ay açıklanmak gerekecek. Yani öyle bir durum. Yani onun için yani geçmişte geçmiş iktidarlarımızın yaptığı gibi eşel mobili koyarsınız aylık enflasyon uygulamasını, o zaman kimse mağdur olmaz. Yani refah payıyla beraber. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. Biz öngörülebilir bir ekonomi ve ona göre de öngörülebilir bir ücretle, makul bir ücretle yaşamak istiyoruz. Arkadaşlarımızın hayatını idame etmesi anlamında Türk İş'in savunduğu tez bu. Bundan da asla vazgeçmeyecektir. Evet. Ama burada TÜİK'in açıkladığı enflasyon, şimdi enflasyon altında ezilmekten bahsediyoruz. TÜİK'in açıkladığı bir enflasyon var %21'lerde. Bir de yaşanan bir enflasyon var. Yani bu da artık hepimiz marketlere gidiyoruz ki sizin tabii ki Türk İş de bunun açıklamasını yaptı. %50'nin üstünde bizim işçilerimiz için. İşçilerin temel ihtiyaçlarına baktığımızda %50'nin üstünde diye. Ama burada TÜİK verilerinin tabii baz alınacağını biliyoruz. Yani burada da TÜİK'in açıkladığı verilerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Sizin bu TÜİK tartışmasıyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı yani Türk İş olarak? Ya şunu söyleyeyim, yani geçen akşam güvenle ilgili çok tartışmalar var ya. Ya devletin resmi kurumları, yani güvenle ilgili, yani şöyle söyleyeyim, tabii ki o da dünya standartlarında bir kuruluş. O da belki bütün dünya ile beraber bu enflasyon sepeti üzerinden hareketle rakamlar açıklıyor ama tabii yani şimdi şöyle, yani insanlar yani özel yaşantılarından bir tarafa, sağlıklarından bir tarafa, bugün mutfaktaki
tencere kaynasın, sofraya yemek gelsin kavgası, mücadelesi verirken en çok pazara gidip aldığı, marketten aldığı şeyler üzerinden yani işçilere en çok yani bunun şeyi oluyor, yansıması oluyor. Yani yılda bir kere kullandığınız bir şeyin fiyatının çok artmaması aslında alanda bizi çok rahatlatmıyor. Her gün kullanılan şeylerin fiyatları, yaşam mali, yaşamsal malzemelerin yani gıdanın da işte ne diyeyim ben, kıyafetin de bunların artması. Değil mi? Evet, gıda, yani, temizlik ürünleri. Yani bunlar çok işte önemli elektrik, şeyler. Elektrik, su, doğalgaz. Yoksa ben bu sene tatil yapmayabilirim. Sağlığımdan bazı şeyler veriyoruz maalesef, yani çok önemli. Bunlardan da veriyoruz. Bu tip maliyetleri bir tarafa bırakıyoruz ama yaşamsal maliyetler üzerinden değerlendirdiğimizde evet karşılamıyor. Yani bizim açıkladığımız, bizim tespit ettiğimiz rakamlarla TÜİK'in de tespit ettiği rakamlarda sapmalar var tabii. Yani ama şunu söyleyeyim, tabii devletin bir kurumuna da siz yalancısınız, siz yanlış yapıyorsun deme hakkına, haddine sahip değiliz. Öyle bir düsturumuz zaten olmaz. Ama hesaplama yöntemiyle ilgili bir itiraz. Tabii. Ya onlar dünyadaki çalışmalar üzerinden herhalde. Çünkü onları da denetleyen uluslararası mekanizmalar varmış. Öyle anlatıldı dün akşam televizyonda. Biz de seyrediyoruz, biz de takip ediyoruz. Kimseyi, hiçbir kurumu, ülkemizin bir kurumunu zedelemek, karalamak, aşağılamak haddine sahip değiliz. Öyle bir derdimiz zaten olmaz. Ama yaşam maliyetleri üzerinden değerlendirdiğimizde de gerçekten mutfakta sıkıntı çeken insanların, karnını doyurmakla ilgili derdi olan insanların, yani enflasyonunun onu da çok yansıtmadığını görüyoruz. Yani o zaman da tabii biraz kalben kırılıyoruz diyelim. Peki, az vakit kaldı şimdi. Kapatacağız ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Şimdi 4000'in altını kabul etmeyiz dedi Ergun Atalay, Türk İş Başkanı. Eğer masada 4000'in altında bir rakam yani ısrar edilirse ne olacak? Görüşmeler tıkanacak mı mesela? Ya da yok, yani sonuçta yani Türk İş'in yani masada bugüne kadar işte 45 yılda 5 kere imza attığı, ortak imza attığı bir şey var, konum, durum var. Onun dışında Türk İş imza atmasa da yani işveren ve hükümet kesimi anlaşırsa zaten oluyor. Yani orada bir şey yok. Yani biz üyemiz olmadığı insanların hakkını savunmakla ilgili bir derdimiz var. Ama tabii burada bunun ortadan kalkmasını, her yıl asgari ücretin bu kadar gündeme gelmesinin, ortadan kalkmasının tek adresi var. Gene söylüyorum, örgütlenmenin önündeki engeller aşılacak, toplu sözleşme pazarlıkları devam edecek. O zaman sendikal hayat kimseyi asgari ücrete mahkum etmez. Sendikacıların performansları insanların kaderini, çalışanların kaderini belirler. Zaten de başarısız sendikacılar da görevden arkadaşlar, çalışanlar tarafından gönderiliyor. Onun için ben şunu söylüyorum. Arkadaşlar, bu ülkede, bu ülkenin ekonomisini şaha kaldırırken, pandemi döneminde Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılıyorsa eğer ihracatta, bu ülkenin üretenleri, emekçileri yapıyor bunları. Onlar her şeyi hak ediyorlar. En alasını da hak ediyorlar. Onlar bir şey daha, anayasal haklarını çok rahat kullanmak adına yasal düzenlemelerin bir kere daha iş lehine yapılmasını bekliyoruz ki siz de, biz de, herkes sendikasız bir yaşamın içinde olmasın ve asgari ücret her yıl bu kadar tartışılmasın. Çünkü sendikalar zaten asgari ücretin üstünde ücretlerle çalışanlarını mutlu etmeye çalışıyor. Peki, ben de katılıyorum bu sözlerinize. Yani tabii ki emeğin gücü çok ayrı, emekçimiz, işçimiz. Dileriz bu asgari ücret görüşmelerinden hak ettiklerini alırlar. Dilerim sizin için de bu toplantılar, yani son toplantı artık açıklanacak herhalde. Bayram havası, gerçekten bir bayram havası olması dileğiyle diyeyim ben. Çok teşekkür ederim Adnan Uyar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkesin mutluluğu çok önemli bu ülke için. İnşallah mutlu bir ülke oluruz diye düşünüyorum. İyi yayınlar diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, ikinci bölümde de asgari ücreti konuştuk. Türk İş birinci bölge temsilcisi Adnan Uyar konuğumuz oldu. Yarın yine son durumda yeni konularımız, yeni gündem maddelerimiz olacak ve yeni konuklarımız olacak. Son duruma birlikte bakacağız. Bekliyoruz 18'de yarın. Hoşçakalın.